Kurban Bayramı'na 3 gün kala Türkiye genelinde canlı hayvan satışları sürüyor. Biz de şu anda Ankara'da Gölbaşı Belediyesi'ne ait Oğulbey Kurban Satış ve Kesim alanındayız. Burada yaklaşık 15 gündür hayvan satışları sürüyor. Bu tesiste 2700'ü küçükbaş olmak üzere yaklaşık 4000 hayvan bulunduğunu ifade ediyor yetkililer. Tesiste şu anda yoğun bir hareketlilik yok, ancak hayvan satışları az önce de belirttiğimiz gibi devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin verilerine göre bu yıl 785 bin büyükbaş, 2 milyon 600 bin küçükbaş hayvan olmak üzere toplamda 3 milyon 385 bin kurbanlık hayvan kesilmesi bekleniyor. Fiyatlardan da bahsedelim. Yine birliğin verilerine göre ülke genelinde büyükbaş hayvan fiyatları 35 bin liradan 145 bin liraya kadar yükseliyor. Küçükbaş hayvanlarda ise bu fiyat 4 bin ila 15 bin lira arasında. Hayvanların canlı kilogram ağırlıklarına göre fiyatı ise büyükbaşta 120 lira ile 185 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 100 lira ile 185 lira. Bulunduğumuz kurban satış alanının fiyatlarından da bahsedelim. Gölbaşı Belediyesi'ne ait bu tesiste büyükbaş hayvan fiyatları 35 bin lira ile 145 bin lira arasında değişiyor. Küçükbaş hayvanlarda ise bu fiyat 4 bin ila 9 bin lira. Örneğin kameraman arkadaşım Yasin Gündoğdu'nun ekranlara getirdiği hayvanın fiyatı 75 bin lira. Hemen karşısında buranın en pahalı ve en ağır hayvanı var. Zaza Bey isimli bu hayvan 1 ton 250 kilogram ağırlığında, fiyatı ise 145 bin lira civarında. Tabii bunların ortalama fiyatlar olduğunu söyleyebiliriz. Hayvanların fiyatı ırkına, kilogramına, yaşına göre değişkenlik gösteriyor. Ankaralılar buraya gelerek kurbanlarını seçerek pazarlık ediyorlar ve satın alıyorlar. Ardından hayvanlar burada kesileceği güne kadar bekletiliyor ve yine bu tesiste bulunan kesim alanında ek bir ücret ödenerek kesimi sağlanıyor. Ancak yetkililer ve hayvan sahipleri bu yıl artan fiyatlar sebebiyle tüketicinin, satın alanların ilgisinin küçükbaş hayvana yöneldiği görüşünde. Peki kurbanlık hayvan satın alırken nelere dikkat edilmeli? Yetkililer öncelikle hayvanların küpe numarasını alarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Cebimde mobil uygulamasında sorgulama yapmasını istiyor. Yetkililer buraya girerek hayvanların ırkına, cinsine, yaşına, kilogramına, boynuz ve kulak yapısına, aşı bilgilerine, aşı bilgileri gibi özelliklerini uygulamadan ulaşılabildiğini söylüyorlar. Yetkililer yine hayvanların canlı görünmesine, dört ayak üzerinde durabilmesine, bu gibi özelliklere dikkat edilmesi görüşünde. Ankara'da bulunan Oğulbey Kurban ve Kesim alanında satışlar sürüyor. Bayram gününe kadar da devam edecek. Kurban Bayramı'na 3 gün kala son durum Ankara'da bu şekilde Erhan.